Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. CES turumuz halen devam ediyor. Bitiremedik bir türlü CES'i. Ki zaten çok büyük bir fuar biliyorsunuz. Anlatıyorum sürekli. Şimdi neredeyim? Çok güzel bir yerdeyim. HyperX eSports Arena. Luxor Otel diye bir otel var Las Vegas'ta. Onun içinde piramit şeklinde bir otel bu. Aynen Mısır'daki Luxor piramidinin olduğu gibi. Ve onun içinde bulunan eSports Arena var. Burada bilgisayar oyunları, aynı zamanda konsol oyunlarının oynandığı, ki ülkemizde de benzerleri var ama ben bu kadar büyüğünü görmedim henüz. Bir alan burası. İnsanlar burada oyun oynuyor, turnuvalara katılıyor, yarışmaları izleyebiliyorlar. Ki adından da anlaşılıyor zaten. Esports Arena olarak geçiyor burası. Aynı zamanda kafesinde atıştırmalık bir şeyler yiyip de güzelce bir vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturulmuş burada. Şimdi gelin biraz daha detaylara bakalım. HyperX Esports Arena'da neler var? Hep beraber izleyelim. HyperX Esports Arena'da tam oyuncular için muhteşem bir atmosfer var. Görüyorsunuz buradaki oyun bilgisayarlarını. Devasa bir ekran var. Özellikle e-spor karşılaşmalarında kullanmak üzere tasarlanmış bir sahnemiz de var burada, görüyorsunuz. 5 adet sağ tarafta, 5 adet de sol tarafta olmak üzere 2 ayrı ekip için hazırlanmış koltuklar var. Buralarda turnuvalar yapılabilir, canavar gibi de olur yani. Burada ilginç bir şey buldum HyperX Esports Arena'da. Game of Thrones koltuğunu yapmışlar klavyelerden. Çok eğlenceli olmuş. Şöyle göstereyim. Klavyelerde böyle ışıklı filan. Görüyorsunuz zaten ekranda. Gördüğünüz gibi her tarafta bilgisayarlar var. Haliyle ve doğal olarak. HyperX Esports Arena'da da zaten öyle olması gerekiyor. Ayrıca bir de üst kat var. Üst kata da bakalım isterseniz. Bakalım orada neler var, neler bizi karşılayacak. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Biraz gürültü var burada. Las Vegas'taki HyperX Esports Arena'dayız. Yürüyorum bakalım neler göreceğim. Burada böyle birazcık yukarıdan bakıyorsunuz sahneye, tüm alana. Hi David, how are you? I'm fine. Thank you. Şimdi buradan böyle aşağıyı görüyoruz. Şuradan biraz geçeyim bakalım. Buradan böyle bütün sahneyi buradan görebiliyorsunuz. Karşılaşmaların en heyecanlı yerlerini de buradan takip edebilirsiniz. Şimdi yürüyelim bakalım şöyle aşağı doğru. Biraz daha buradan bakalım o tüm sahneye. Geldim ama burada özel odalar da var. Mesela böyle bir özel odamız var. Burada daha farklı oyunlarda oynanabiliyor anladığım kadarıyla, daha küçük ekiplerle. Burada bir başka oda var.
burada 2 numara diyor. Burada da başka oyunlar. Farklı oyunlarda oynanabiliyor burada muhtemelen. Böyle bir ortam var burada da. Özel oyunlar için burada bu şekilde. Daha küçük gruplar için, daha küçük farklı oyunlar için burada da ayrı odalar var. Tabii ki tüm ekipmanların HyperX olduğunu hatırlatmakta fayda var. En azından olabilenler tabii. Diğer odalara bir bakalım. Bakalım başka neler var. Yine aynı oda, bir benzeri, birebir aynısı. Aynı sayıda bilgisayar. Burada 2, 4, 6, 8 tane bilgisayar var. 8 tane bilgisayarla burada oyunlar oynanıyor. Burada oturacak yerler de var. Hani yoruldunuz, arkadaşlarınızla geldiniz. Buralarda takılabiliyorsunuz. Çok güzel olmuş. Bu arada HyperX eSports Arena'da sadece bilgisayar oyunları değil, aynı zamanda konsollar da var. Şimdi ben yukarıdan bakıyorum aşağıdaki arkadaşlara ve bunların görüyoruz ki burada bakın PlayStation oynuyorlar. Xbox da var hemen yanında. Yani sağdakiler, şuradakiler arkadaşlar Xbox oynuyor. Diğer taraftakiler, soldakiler ise PlayStation üzerinden oynuyorlar oyunlarını. Yani sadece PC oyunları değil, aynı zamanda bilgisayar oyunları da yine burada oynanabiliyor. Bu arada HyperX eSports Arena'da bir de canlı yayın odası da var. Burada bakın. Şöyle biraz daha geçeyim şu kenardan. Işığı var. Kamerası var. Şöyle göstereyim kamerayı da sizlere. Kameramız, kamerası var ve buradan muhtemelen etkinliğin oyunları vesaireyi takip edip canlı yayınlar veya işte alana yayınlar yapabiliyorsunuz. Onu bile düşünmüşler. Yani her türlü detay itinale düşünülmüş. Gerçekten de başarılı olmuş. Şöyle bir daha göstereyim. Ekranlar, ışıklar vesaire her şey var. Buradan maçları takip edip işte şöyle oldu, böyle oldu denilebiliyor. Hatta şuradan göstereyim. Camlı bir alan var burada. İki tane koltuk var. Yani sunucular burada dışarıya bakarak yorumlarını yapabiliyorlar. HyperX eSports Arena'da karnı acıkanlar, yemek yemek isteyenler ya da bir şey atıştırmak isteyenler için de kafe bölümü de bulunuyor. Bu kafe bölümünde insanlar yiyeceklerini, içeceklerini alıp eğlenebiliyorlar. Şurada görüyorsunuz zaten. Las Vegas'taki Luxor Otel'in içinde bulunan HyperX eSports Arena'daki gezintimiz sona erdi. Ben çok beğendim. Güzel bir ortam olmuş. Türkiye'de benzerleri var. Bu kadar büyük ve kapsamlı olmasa da benzerleri olduğunu bildiğimiz bir ortam burası. Eğer bir gün yolunuz Las Vegas'a düşerse mutlaka ve mutlaka uğramayı ihmal etmeyin. YouTube kanalımıza abone olun. Burayla ilgili görüşlerinizi de bu videonun altına iletirseniz çok seviniyorum. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben de biraz oyun oynayayım. Thank you.